Selam, ben geldim. Ve sen de yeniden hayatıma ve kanalıma hoş geldin. Şimdi önden şunu söyleyeyim. Bu ne videosu olacak? Nasıl bir video olacak? Bu bilgilendirme amaçlı bir video olacak. Biraz konuşacağım. O yüzden çay kahve alıp izlersen senin için daha iyi olur. Çünkü süreci anlatmadan, neler yaşadığımı anlatmadan, neler olduğunu anlatmadan direkt vloglara başlamak istemedim. Çünkü afallanacaktı ne alaka diye. Hem de ben konuşup biraz kendimi iyi hissetmek istedim. Bu arada tam anlamıyla çok çok iyi miyim? Hayır, tabii ki de kalıtsal şeylerim var. İşte baş dönmem olsun, boyun tutukluğum olsun ki hala daha böyle sargılı ilaç tedavisine ve krem tedavisine devam ediyorum. Evet, öncelikle şu konudan bahsetmek istiyorum. Bir önceki video tamamen Eren tarafından editlenip kanalıma konmuş bu video. Bir önceki videonun ilk sahneleri çok kötü. Hani Eren'le de bunun tartışmasını yaşadık. Ben biraz kendime geldikten sonra yorumlara baktım falan. Videoya bakayım dedim. Dedim bunları niye koydun ki? Videonun içinde Eren'e diyorum ki hani benim size çektiklerimi sakın koyma. Size çektiklerim derken de şu şekilde. Bu arada şunu söyleyeyim. İlk kamerayı açtığımda bazılarına garip gelmiş olabilir. Mesela ben olsam bir başkasında izleseydim bana çok garip gelirdi. Ne alaka işte, o kadar hastasın madem kamerayı eline alıp videomu çekiyorsun diye. Hemen şunu söylemek istiyorum. O kadar kötü ve zor bir dönem geçirdim. Gene hamdolsun, Rabbim beterinden korusun. Bütün hastaların şifasını versin inşallah. Ama o kadar kötü bir dönemden geçtim ki. Yani burada acıdan kafamı kesmeyi düşündüğüm zamanlar oldu. Daha sonrasında hani ağrıdan, ağlamaktan, delirmemek için kalkıp halay çektiğim, ağlarken Kenan Doğulu'dan Çakkıdı Çakkıdı şarkısını söylediğim zamanlar oldu. Yani tamamen böyle bilinç açık ama hani ne yaptığını bilmiyorsun. Ayakta durmak için kalkıyorum, iyiyim diyorum, yere yığılıyorum falan böyle. Yani en son zaten dedim, şimdi Eren de çalışıyor, yanımda olamıyor. Burada benim de kimsem yok. Hani bir alo deyip yanıma çağırabileceğim. Ha, abilerim falan var. Bir telefonla gelecekler ama ne olduğunu bilmiyorum. Koronadan şüpheleniyorum. Kimseye riske atmak istemiyorum. Ya çok kötü, çok kötüydü. Hani ne yaptığımı zaten bilmiyordum. Neyse, ben kamerayı açtım böyle, artık başlattım falan, konuşuyorum. Saçma sapan, kafayı yememek için, ağrımı unutmak için ama mümkün değil, unutamıyorum. O sırada Eren aradı. O sahneleri koymamış, Eren kesmiş. O zaten 24 dakikalık, 30 dakikalık bir videoydu yani. Eren bir dakikasını paylaşmış. Ne yapıyorsun dedi bana. Dedim böyle böyle kamerayı açtım, konuşuyorum salak salak falan. Ağlıyorum bir yandan tabii ki. İşte Eren dedi, ben de yola çıkıyorum, araba süreceğim. Kamerayı sakın kapatma. Ben gelene kadar açık kalsın, bir kenara koy dedi bana. Ben niye dedim hani ondan sonra. Görüntülü konuşamıyoruz çünkü araba sürecek. O da tehlikeli. Ondan sonra neyse koydum ama unuttum yani ben bir süre sonra kamerayı. O mu geliyor aklıma? İşte o kayıtlarda, o kartta kalmış. Normalde biz kartları sürekli formatlıyoruz. Neyse işte artık ben korona testi vermeye gittim. Hemen konuya geçmeden önce onu da göstereyim. Sonucum çok şükür ki negatif. Ama şu an negatif olmam bundan sonra pozitif olmayacağım anlamına gelmiyor. İşte Rabbim korusun. Kaçabildiğimiz kadar kaçmaya çalışıyoruz. Şöyle şu şekilde göstereyim. Merak edenler çok vardı. En üstte negatif yazıyor zaten. Gerçekten yani çok şükür diyorum. Çünkü artık en son aklımıza o geldi. Her neyse işte bu süreçte bana, aileme, abilerime, anneme, babama, tabii ki en çok Eren'e sürekli beni soranlar oluyormuş. İşte ben cevap veremedim, mesajları göremediğim için Eren'e soruyorlarmış. Eren de diyor, dedi ki bana, aşkım dedi, benim dedi bir video hazırlamam gerekiyor. Hani insanları bilgilendirelim falan, yanlış şeyler düşünmesinler falan diyor. Çünkü ben Instagram'da her gün neredeyse 10 story atarım en kötü. Yani 5 gündür hiçbir şey paylaşmıyorum. Tabii ki de insanların dikkatini çekiyor ve soruyor yakınlarıma. Tamam dedim, ne yapıyorsan yap. İşte hastane sürecine giderken ben biraz çekeyim dedim. Kendimi çünkü anlık iyi hissediyorum, gene çok kötüyüm. Bir iyiyim bir kötüyüm, zaten benim psikolojim bozan da beni o kadar mahveden de bu oldu. Neyse işte çekmiş Eren sağ olsun, editlemiş. Bunu paylaşmış ama o yorumları mesela, hani gözüm açtıkça telefonuma bildirim geliyor. Yorumları
yorumları okuyorum böyle. Ya hiç kötü mesaj görmedim gerçekten. Ya da ben görmeden Eren sildi bilmiyorum ama yani o kadar çok dua eden olmuş, o kadar çok yani ya çok seviyorum hepinizi. Allah razı olsun ne diyebilirim ki yani duasını benden esirgemeyen insanlar da benim tek duam. Yani Rabbim hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin gerçekten. Sizin duanızın etkisiyle bugün burada oturabildiğime de çok inanıyorum. Çünkü bir iki değil yani neredeyse binlerce kişi yorumlara yazanların dışında da ben eminim dua edenlerin olduğunu. Binlerce kişi birden sizin için senin için dua ediyor ve bu çok kıymetli. Hakikaten çok büyük bir nimet benim için. O yüzden işte neyse öyle bir video paylaştık ama o videoda tabii ne olduğum belli değil. Şimdi hemen ne olduğunu anlatayım. Öncelikle bu birkaç günlük değil 2 haftalık bir süreç. 2 haftanın başında benim buralarımdan hafif kasılmalarım başladı. Böyle boyun ağrısı, omuz ağrısı gibi işte. Eren'e sürekli diyorum o var mısın? İşte masaj aletimiz var. Onunla masaj yapıyorum bilmem ne falan ama geçmiyor. Bu süre sonra yukarıya tırmanmaya başladı bu ağrı. Ha dedim tamam üşüttüm dedim ki o dönemde de zaten çok fazla ceyranda kaldım ki ben çok nane molla bir insanım. Şimdi nane molla ne demek? Anneannem der bunu da hep. Yani fırttan nem kapan denir ya. Nasıl anlatabilirim ki onu? Ben de tam şeyini, kelime karşılığını bilmiyorum. Hani en ufacık bir şeyden hastalanabilen bir insanım. Bağışıklığım gerçekten çok düşük benim hani o konuda. Ya yani soğuğu hiç sevmiyorum en azından. Zaten mevcutta migrenim ve sinüzitim var. Her neyse ben o dönem çok fazla ceyranda kaldım. Çok fazla soğuğa maruz kaldım ve kendimi koruyamadım. Tabii soğuğu ben yedim anladım. Dedim ki benim dedim migrenim azacak. Ben dedim mahvoldum. Bu ağrı yavaş yavaş tırmanıyor tabii ki. Başıma vuruyor. Bir burada, bir şurada, bir ya her yerimde, başımın her yerinde şu omuz ya ense kökümü burası. Evet yok ense burasıysa boynumun başlangıç noktasından böyle kafamın arkasından önüme doğru böyle neredeyse burnuma kadar şakaklarımdan aşağıya ağrı da değil. Böyle çekiyorlar oraları zong zong anlatamam. Gözüm kararıyor, başım dönüyor aynı zamanda. İşte en son kusmaya başladım. Çok affedersin kusma da demek istemiyorum. İstifra etmeye başladım. Ondan sonra yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Acile gidiyoruz işte. Soruyor şöyle böyle. İşte hafif bir boyun düzleşmesi olabilir. İşte ilaç yazdı, krem yazdı, yolladı falan ama geçmedi. Geçmeyince işte biz koronadan şüphelenip test yaptırmaya gittik. Çünkü hani boyun ve baş ağrısı tek başına şey değildir demişlerdi bana. Acile gittiğimde koronavirüs belirtisi değildir demişlerdi. Ben istifra etmeye başladığım gün direkt zaten korona için teste koştum gittim. Yaptım o çok şükür negatif çıktı. Yani ben aşırı üşüttüm ve aşırı üşütmenin ceyranda kalmanın vermiş olduğu yetkiye dayanarak benim migrenim dedi ki sen buraya gel dedi. Gel bakayım buraya sen neden dedi kendine dikkat etmiyorsun dedi. Bana bir vurdu, bir oradan vurdu, bir buradan vurdu beni darmaduman etti. Ama yani kim ya Rabbim yani düşmanımın başına vermesin böyle bir şeyi. 8 gün kadar bu şekilde bu koltukta yatağımda acılar içinde kıvrandım. Ve bu süreçte gerçekten Eren'in hakkını asla ödeyemem. Yani elim kolum oldu. Anlatamıyorum ki onu. Burada yere düşüp kafamı vururum korkusuyla tuvalete gidemediğim anlar oldu. Hani gerçekten şimdi birçoğuna yuf ne kadar abartıyorsun falan diye. Ya keşke abartsam hani. Keşke öyle zamanlar yaşamamış olsam ama ya bir de kötü yorum görmedim ama birkaç tane şey gördüm. Ay ne kadar nazlısın. Şöyle VV fare gibi konuşma bilmem ne. Ya şunu söylemek istiyorum. Hasta bir insanın nasıl konuşmasını bekliyorsunuz? Yani o da çok enteresan. Hastasın. Beynim uyuşmuş. Böyle konuşamam ki. Mecburuz. Kendimi konuşmak için zorluyorum zaten. Uyuşmuş baş bölgem. Öyle vıy vıy konuşuyorum. İşte ne kadar nazlısın amma nazlandın. Yani bir insanın 8 gün boyunca sırf nazlanmak için kendisine bunu yaşatacağına ben inanmıyorum. İnanan varsa buyursun söylesin ama yani hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Tuvalete gidemediğimden bahsediyorum burada. Hani aşırı samimi bir şekilde bunu da söyleyebilirim. Çünkü öyle. Şimdi tabii hastaneye gitmeye de bir dönem çok korktum. Çünkü işte korona vakaları coşmuş bilmem ne falan diye. Korktum. Bu arada işte bu süreçte çok fazla hamilesin kesin diyenler de oldu ama onu da söyleyeyim ona da baktık tabii ki. Ya yani evli bir çiftiz.
her an her şey olabilir. Hayır, değilim. Şu anda basit bir migren atağı gibi olmadığı için, çünkü hani benim migren atağım süre en fazla 4 gün sürerken 8 gün boyunca kafam uyuşuk bir şekilde gezdim. Uyuyamadım, kalkamadım, oturamadım, yatamadım, o kadar kötüydüm. Şimdi de en kısa zamanda, bu videoyu ben belki gittikten sonra yayınlarım, bilmiyorum şu an ne zaman yayınlarım, ne olur. En kısa zamanda da beyin ve sinir hastalıklarına gidip hani iyice bir baktırmam gerek. Gerekirse oradan nörolojiye, gerekirse ortopediye, işte buna baktırmak istiyorum. Onun için de işte randevu alma sürecindeyim. Yani özel hastaneye çok fazla gitmek istemiyorum şu anda. Sağlam uzman doktora gözükmek istiyorum. Çünkü ben bundan bir 3 sene önce de böyle bir sıkıntı yaşadığımda oradan oraya gittim. MR'dan MR'a girdim, çıktım. Bana işte migrensin dediler. Yani gerçekten sadece migren de olabilir. Ama bilmiyorum yani, sonuna kadar baktırmak istiyorum. Çünkü sağlık şakaya gelmiyor. Ve o günleri Rabbim kimseye yaşatmasın ama ben de bir daha yaşamak istemiyorum. Yani mahvolduk Eren, ben, annem, babam Ordu'da, işte abilerim gelmek istiyor. Hayır, gelmeyin, ne olduğunu bilmiyorum falan diyorum böyle. Çok mahvolduk ama şunu da söyleyeceğim. Bu süreçte beni asla yalnız bırakmayan, yalnız bırakmayan da değil. Hani merak edip, arayıp, sorup, mesaj atan herkese, öncelikle kendi arkadaşlarım, dostlarım, ailem, ondan sonra hiç tanımadığım sanal ama gerçek dostlarım, herkese çok teşekkür ederim. Hakikaten yemin ediyorum, bugün bu kadar iyiysem bunda dua eden insanların payının çok büyük olduğuna inanıyorum. Gerçekten duanın gücüne inanan birisi olaraktan tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bilmiyorum, içim içime sığmıyor. Böyle hani çok abartacak gibi olurum ama hani yeniden doğmuş gibiyim yani. Ne diyebilirim? Çünkü 8 gün boyunca yani hareketsiz bir şekilde yatmak, telefonun çalıyor, cevap verememek, yani ben felç indirdim bana ya. Ama acile gidiyorsun işte, bir şey yok dedi. Bu arada doktora gittim, eve buskopan diye bir iğne yaptılar. Eve döndüm, çok iyiyim, tamam dedim, geçti. Ertesi gün gene mahvoldum. Hani diyorum ya, bir çok iyiyim, bir çok kötüyüm. Böyle ataklar şeklinde geliyor. İnşallah bundan sonra gelmez, onu da yani korkuyorum. Böyle kapıma hafif böyle bir sızıntı girse başlayacak mı falan oluyorum ama diyorum hayır, iyisin, öyle bir şey olmayacak. Kendimi bu şekilde motive etmeye çalışıyorum. Öyle kötü bir, en başından beri düşünürsek 2 haftalık bir süreç yaşadım. Burada tabii ben gene video çekmeye devam ettim. Çok fazla yansıtmamaya çalıştım ama bir yere kadar dayanabildi bünyemde gerçekten. Çünkü o dönemde kendimi çok fazla yordum. Dediğim gibi çok fazla soğukta kaldım ve acısı benden zaten hassas biri olaraktan fena bir şekilde çıktı. Şimdi kendime söz veriyorum. Bir daha sana bu kadar kötü davranmayacağım canım bedenim ve bir daha sana bunları yaşatmamak için elimden geleni yapacağım. Çünkü her defa aslında şunu anlıyor insan. Yani nereniz ağrıyorsa canınız orada kesiliyor zaten. O çok ayrı ama yani sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Ben mutsuzum, Eren mutsuz, annem babam mutsuz, arkadaşlarım mutsuz. Herkes böyle ne yapacağını şaşırdı ki. Özellikle bu durumdan en çok etkilenen kişi Eren'di. Çünkü sürekli, yani sürekli değil ama beni yakından birebir takip edip görebilen kişi Eren'di. Ve ne kadar acı çektiğimi benden çok o gördü zaten. Hani ya benden çok değil, herkesten çok Eren gördü ne kadar acı çektiğimi. Ne yapacağını bilemedi falan. Yani ona da çok üzüldüm bir yandan. Hani diyorum ki tamam, hani kendin için iyi olamıyorsun ama Eren için iyi ol falan diyorum ama olmuyor, olmadı. Çok şükür bugünmüş ayağa kalkmam. Ya bugün de değil gerçi, dün akşamdan beri biraz iyiyim. Bugün de zaten ikinci günün akşam 10.30'unda bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü kendime bunu hazır hissettim. Ve Instagram'ı olmayan, beni Instagram'dan takip etmeyen insanlar da bilgilensin istediğim için böyle uzun sohbetli, konuşmalı, dert anlatmalı bir video hazırlayıp hemen kanalımda yayınlamak istedim. Zaten Instagram'da ben bugün daha iyiyim falan diye story attım ama takip etmeyenler varsa bilmiyorlar bunu. Böyle kötü bir süreç atlattım. Benim gibi böyle bir şey yaşayan varsa lütfen aksatmasın. Yani korona tedbirlerine uyarak ve hani gideceğiniz hastaneyi arayıp Covid hastası kabul ediyor musunuz diye sorarak işte gidip baktırsınlar, tedavi ettirsinler. Gerçekten çok kötü. Ve onun dışında da her türlü hastalığı yaşayan, gerek korona gerek başka kanser, işte SMA hastası çocuklar falan, böyle dünyada ne kadar hasta, ağrı, acı çeken insan varsa Rabbimden tek dileğim bir an önce onların ağrılarını, acılarını almaları ve Şafi ismiyle şifa nasip etmesi gerçekten. Yani
bunlar bizim için ders, sınav, Rabbim sevdiği kola dert verir derler. Ama işte yaşayınca çok kötü oluyor insan gerçekten. Ama hiçbir zaman isyan etmek yok. Çok şükür bugünümüze hamdolsun diyoruz. Bu da bu şekilde bilgilendirme videosu olsun. Atladığım şeyler belki olmuştur ama bilmiyorum. İlerleyen vloglarımda da Allah izin verir çekmeye devam edebilirsem süreç hastaneye gittim mi, neler oldu, ne dedi doktor falan diye paylaşırım. Buraya kadar izlediysen, beni dinlediysen, derdim ortak olduysan çok teşekkür ederim. İyi ki ama iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşça kal. Bye bye.